Yok. Sağ, gitmiş sağ mağarasına ilerliyoruz. Turistler de var. Bayağı. Müthiş bir manzara ya. Müthiş bir manzara. Müthiş bir görüntü. Acele etmeyin ama. Acele etmeyin. Geçti ve geldik. Adı üstünde tam mağaraya. Tam mağaraya. Yüksekliğe bak. Müthiş. Buraya yazın görmek lazım. Yani. Evet. Suya da gireceğim şapı çıkıp. Gerçi şimdi de yaz sayılır ama. İşte buranın havası belli olmuyor. Tek geleceğin aslında. Evet. Muhtemelen içerisi de rutubetli. İlginç pozlar da veriyorlar. Şu an mağarada ilerlemekteyiz. İknisa mağarası. Daha su da akıyor. Eğilme noktası var ileride. Wow, bölgeye bak. Mağaranın dibi bulunmamış mı? Satın gittiği gibiymiş. Vay be. İnanılmaz bir şey. Gitsek sonsuza gideceğiz yani. Yok, bizim gidebildiğimiz yerden bir yerden. He, anladım. Çok da soğuk. Şu an içerisi bayağı bir soğuk yani. Daha soğuk içerisi. Evet. Şu an çok soğuk. Nasıl durmuş bu tonlar? Nasıl böyle değil mi? Baksana şu. Şu an var yıkılsa burası yani. Kaldı. Valla madenciler. Madenciler. Madencilere şeyleriz bizi. Yok, kimse bulamaz abi. Yok. Bulsan olacak ki bize. Hayır kalmaz. Hiç. Bulsan kullanılır mı galiba? Ha, bu dağlar sağlam ya. Bu taşı biz delemedik yani. 40 dakika delemedik. Çok sağlam bir taş bunlar. Özellikle mağara taşları. Ve su geliyor. Su geçiyor. Müthiş manzara ya. Nisa mağarasının içi. Thank you.
burada gene bir fotoğraf çekmek için duruyorlar. Gerçekten güzel bir manzara. Pardon. Yine burada bir fotoğraflık bir kare var. Gerçekten çok güzel. Pardon. Bu geçtiğimiz yukarısı da çok güzel. Şuraya bakın. Mızrak gibi resmen, şuraya bakın. Müthiş. Müthiş, müthiş. Daha yukarı çıkacağız, daha dur. Başladık daha yeni. Burada gene bir çok güzel bir manzara, fotoğraflık. Tabii aynı karede almak zor. Yukarı doğru böyle baktığımızda yukarı doğru çıkıyoruz şu an. Bakalım yukarıda ne var. Hızlı bir şekilde çıkıyoruz. Ve yukarıdan aşağının manzarası. Halen daha çıkıyoruz. Bazı çıkmak istemeyenler geri dönüyor tabi. Evet. Görelim hocam, görmek için geldik ya. Kaç merdiven var burada? Kaç merdiven var burada? Kaç merdiven var burada diyorum? Evet, gerçekten yoruyor. Şimdi dar yollara geldik yine. Buradan geçmek de biraz esneklik istiyor. Hani yaşı 70-60 olup da eğilemeyen, bükülemeyen buraya gelemeyebilir. Gördüğünüz gibi. Çok dik bir yerde.
geçtim. Ayaklarım kartlarında bu bakışlar yok yok buradan dönelim. Var mı da? Pardon. Var da. Bayağı kötü o iniş yolu. Hayır. Peki peki buradan şimdi çıkış. Gençler gelebilir. He tamam. Kendine güven al. Geliyorum. Hadi. Geliyorum. Güvenip de yarı yolda kalan da var mı usta? Geliyorum. Ya. Siz nereden geliyorsunuz? Biz Edirne'den. Biz de Edirne'den. Şimdi bir olur ben korktum ben de. Buraya gelen zaten. En önden giden ilk bir şey olur zaten. En önden gitmeyeceksin. Çok acıktım. Yarasalar gitti he hocam. Bugünlerde bir iki tane görseydik keşik ya. Vardır. Dikkatli bakarsan hatilerde göreceksin. Köşelere doğru bakıyoruz. Yarasayı görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Olsun göremiyoruz. Hoca bekle azıcık var. Biraz bekleyelim. Arkadan kopmalar var. Yanmayacağım sen de gözle. Geldi. Şöyle 10-15 kilo versen bizi geçersin abi sen. Ya bende çok işim var da. Donacağım. Şöyle içine çekeceksin nefesi. Ciğer büyüyecek. Pardon. Çok ilginç bir mağara. Ben küçücük bir şey zannettim. Bu bayağı büyük. Çok büyük bir şey. Evet. Yani sığınak olur burası atom bombası atılsa. Aslında dağların altı da böyle de biz bunu bulabilmişiz. Yoksa bir sürü vardır böyle. Ya bu da bunlar çoban işte. Evet. Ya bu bölgelerde daha çok mağara var. Değil mi? Dolmenler, mağaralar. Evet biz geçtik şimdi en öne. En önden gidiyoruz. Hocam bu böyle gitse kaç dakika yürürüz? 3-4 dakika daha yürürüz. Peki oradan çıkış dedin ki? Çık aşağı. İnebiliriz değil mi? Evet. Eyvallah. Sen inersin. Ben inerim ya. Komandoydum ben asker. Evet tek yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Grup maalesef yoruldu. Tabii yaşlı insanlarla, ruhu yaş olanlarla gelmeyeceğim buraya. Genç bir insansanız ve meraklıysanız buraya gelin. Ha bu arada gruba da deyin. Hani geleceğim ben. Yoksa sizi bırakıp da gidebilirler. Şekil Bey'de görüldüğü gibi. Evet. Bir işin mantığında yarım bırakmamak vardır. Yarım bırakırsan o işten zevk alamazsın. Der atalarımız. Çıkışa geldik hemen ya. Ah. Çıkış çok güzel bu arada. Çıkış harika. Nihayet çıkıştayız. Ve manzaranın da o kadar güzel olduğunu tahmin ediyorum.
Ve abartıldığı gibi de öyle çok dik bir yer değil. Çok güzel bir yer. Bakın, dik kayalıklar dedikleri ağaç köklerinden oluşan patika bir yol. Her askerin indiği bir yoldur bu. Su sesi geldiğine göre aşağıda yolumuz bitecek. Bakın, bu da dışarının bir manzarası. Ve ne yazık ki mağaradan tek ben çıktım. Acı ama gerçek. Onlar şimdi dönüş yolunda. Onlar aşağıdan, ben yukarıdan dönüyorum. O kadar abartıldığı gibi de dik yokuş değilmiş arkadaşlar. Söylenenlere inanırsanız rehber yorulduğu zaman aşağı indirir sizi. Evet. Suyun sesine doğru gidin. Su sesi nereden geliyorsa siz de oraya doğru inin. Ve ben burada kapatıyorum. Gördüğünüz gibi Dubnisa Mağarası Kırklareli'nden çok yakın. Öyle aman aman da bir ücret almıyorlar. Öğrenci 2 lira, sivil 4 lira. Orman Müdürlüğü bakıyor. Yarasalar Mayıs'ın 15'inde mağarayı terk ediyor ve yarasa gübreleri çok değerli bir gübredir. Koyun gübresinin 10 misli değerinde bir gübredir. Yarasa göremedik bugün. Ama buradan ineceğiz. Size hoşça kalın diyorum. İnşallah buraya gelir, siz de bu güzellikleri görürsünüz.